Kültür ve Dayanışma Derneği olarak köyümüze bir basiyane kurarız. Bu basiyanenin temelini yarın saat 10'da İstanbul Kodos köyümüzde temelini atacağız. Sevgili dostlar, Koca Ahmet İsmail'leri, Hacı Bektaş Gibeli'leri, Yunus Emre'leri, Kuş Sultanları, Kumuya Sultanları, Yücetkirleri, Erenleri, Dedeleri, Babaları, Oğambarıcı Köyü'nde, 12 Tekke Köyü'nde, Kurhal'da, Elikope'de, bu zamana kadar hakta yürüyen ebeği, ecdadımızı burada saygıyla anıyorum ve mikrofonu değerli başkanımız Kamil Dalda'ya veriyorum. Buyurun sayın başkanım. Evet, muhterem misafirlerimiz, Sayın Oğlanlarınızı Köyü'nün sevgi ve saygı duyduğum muhterem köylerimiz, sevimli misafirler, değerli büyüklerimiz, sevgi değer konuklarımız, biz Bulgar Ormanınızı Köyü Cennağı olarak işlerin yoğunluğu nedeniyle İstanbul'dan gelemeyen dostlardan kucak dolusu selamlar getirdik. Biz eğitim tekke ziyaretine gurur duymaktayız. Tüm yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimiz adına bize göstermiş olduğunuz misafir vermemizden dolayı Çelilemeyi çekeyim biraz. Çekeyim onu da çekeyim. He? Ali'yi çekeceğim. He? Çekeyim mi? Ali, şunu az bir tut da şu bagajı açayım da ben şeyi var ya onu alayım. Nereye tutayım? Hiç kırmaçtı mı aynı? Yok şöyle dur. Hüseyin bu ortadaki işaret var ya o şey değil sen anlıyorsun bakalım. Kaset bir şey değil mi? Gel git gazet bitiyor. He, gazet. Bitiyorsa sen yani. Bitince karanlık mı oluyor? Yaban şey bitiyor. Ne? Acı bittiği zaman biter. Rıza'ya sor. Rıza'ya sordum da. Ne ben, sen şunu da söyle. Hadi. Biterse? Yok yok bitmez. Sen oralara var ileride onu tamam, çek oraya. Tamam sen yürü. Oradan çek. Ha, öyle gidereceğim. Burasını açmaya gerek yok. Ona gerek yok. Buradan bir yere ellemez. İyi hadi sen çabuk gel. Ben geliyorum. Ayrımcalık ve her türden ayrımcalığa karşı hepimizin kurbanlıkça haklarından kabul etmesini sunuyor. Tümden şekerlerine ve büyüklerinden saygılar sunuyorum. Her güzel mutluluklar böyle olsun. Sizlere bol bol ibadetler diliyorum. Aklım olsanız ibadetlerini kabul etsin. Hoşçakalın. Motoru kim koydu ya? Ali. Ali tamam dur şunu çocuğa. Şunu çocuğa teslim edelim. Oraya mı? Gelsin sahibi kimse. Ya sahibi tamam sahibi gel. Vallahi Hüseyin Bey hanımı götürmedim ondan. Adım yok Ankara'da. Tamam biliyorum Ankara'dayım. Hoş geldiniz başkanım. Kur'an Erdem Bey. Hoş geldiniz. Kısa safa alın okudunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hani sen kurban? Arabanın önünde kullanıyorlar. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Neresine kadın? Gel gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bana bir çay demliyorum. Kalk dostlar. Çay yüz yapma. Senin ne
Sami İsmail, Kızer Bey'in, Fermani Hanım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani İsmail, Kızer Bey'in, Fermani Hanım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani İsmail, Kızer Bey'in, Fermani Hanım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah! Ömer Ağurban, Kasım Ağurban, Hahmen Ağurban, Hahmen Ağurban, Hahmen Ağurban, Hahmen Ağurban! Hazreti Hünker Ali Bektaşileri, Hüzürkü Ali Bektaşileri cümlenin ve şehadetine, el okulunun ve şehadetine bizlerin belayını görse ödemde. Hüyy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 y
Sayın organımızı köyleri misafirlerim, bizleri kurulandırdınız, bizlere katılıp bu şenliklerimizi yönetmek için hepinize hoş geldiniz diye saygılar sunuyorum. Aha şu çantaları kere kurtarıp Kemal Atatürk'ün bize çizdiği yolumuzda barış vardır, sulh vardır. Esaretin zincirini çözdüğü kolumuzda barış vardır, sulh vardır. 1919'un sabahı bir güneş doğdu ki kaldırdı ahı. Coşa geldi erenlerin dergahı. Kolumuzda barış vardır, sulh vardır. İnönü'de Sakarya'da yaralan, düşman cephesini tümden sarılan, vatan için ak alnından vurulan, önümüzde barış vardır, sulh vardır. Sezeri günlerde çekilen çile, tarife sığmıyor yaralı dile. Anadolu yaylasında güne, çalımızda barış vardır, sulh vardır. Değerli dostlar, şimdi üçüncü spikerimiz olan Üstün Polat Beyefendi, siz dostlarımıza bir iki kelime edecekler. Dursun Polat, Turhan Ormanözü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım, sevgili Ormanözü Köylü hemşerilerim, kıymetli misafirler, henüz ikinci yılında olan derneğimizin siz muhterem üyeleriniz. Özveri, gayret ve canı gönülden katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz birinci toplu kurban kesme töresi memleket, yöre, buca hasretini bizlere tattırdığınız için siz değerli üyelerimize ve burada yaşayan köylülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir takım düşünce sahibi olan kişiler olabilir. Bu kişiler için yapılan bu özveri, sağduyu ve mücadele görünen dayanışma, kaynaşma, bu insanları bir arada bulundurmanın en güzel örneklerinden birisi işte şu an burada gördüğünüz şu güzellik. Bizlerin gurur payına, övünç ve emeklerimizin yüzlerimize akan alın terinin meyvasıdır. Siz değerli insanlara yönetim kurulu adına şu şanlarımızı iletip saygılar sunuyorum. Sevgili dostlar, biz ta İstanbul'dan buraya gelirken kaymakamımız, belediye başkanımız bize müsaadenizle önce köyümüzün büyüklerinden
Ahmet Karadeniz Beyefendi sahneye alacağım. Köyümüzün büyüğüdür. Çok tecrübesi vardır. Daha sonra sevgili kaymakamımı ve sevgili belediye başkanımı huzurlarınızı alacağım. Teşekkür ediyorum. Ahmet amcacığım buyurun. Kıymetli belediye başkanım Duran Evren, sayın kaymakamım Ali Bey, değerli misafirler, sayın İstanbul'dan gelen kurban getiren misafirler, hoş geldiniz diye hepiniz sahibine selam veriyorum. Allah kurbanımızı kabul eylesin. Büyük başımda yanındasınız olsun. Hayır olsun da bize rahmetler gelsin sayın dostlarım. Hücum kuryeti kurarım Atatürk'e. Bir şiirim var onu okuyacağım. Çok konuşmayacağım. 1881'de Mustafa Kemal'de 1903'e Cumhuriyeti kurdu. Bu vatanı Türk milletine geçti, emanet dedi. Şevretanın ruhuna söyle. Atalığın ispat etti, gelecekleri yazdı gitti. Bu vatanı Türk milletine geçti, emanet dedi. Söyle gel atanın ruhuna söyle. Ali Efendi Nur Atatürk'ün babası Zübeyde Hanım arası. İsmi Mustafa Bunur'dan geldi mayası söyle atanın ruhuna söyle. 1922'de Hacı Bektaş'a vardı vatan ziyaret eyledi. Orada iki kuyum aldı. Bütün dünyaya kendimi takdir söyledim. Sen ölmedin kabrimizde gelirdin. Biri Hacı Bektaş, biri Atatürk. Sayın dostlarım fazla konuşmayacağım. 25 sene 1982 yılında köyünün bu köhnesi suyu var mı çıkmıyordu. Dün geldim büyük bir katı kefte getirdim. Suyu çıkartalım. Vatanına, milletine, köyüme hayırlı uğurlu olsun. Şu durumda bir köhnede su atıyor. Bu suyun mutluluğunda. Köyüme, kurbanıma, köyüme, kentine hayırlı uğurlu olsun. Allah'a ısmarladın. Hoşçakalın. Kurban kurbanınızı köyünden aşın ağabey. Evet beyler bu şarjı alıyoruz. Ali. Evet. O kablayı ben uzatmayayım. İşte. Tamam al bakalım. Hangisi abi senin şarjın? Benim şarjım şu. Çıkar abi. Yöneticileri bu köylerde yaşayıp ekmeğini uzak yörelerde İstanbul'da ülkemizin diğer büyük şehirlerinde aramak için ayrılan ama köyünün özel önlerinde köyüne gelen saygıdeğer insanlar. Ben de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İnsan sevgisinin temelinde ülke sevgisi vardır, ulus sevgisi vardır. Ülkesini seven insan elbette ki yaşadığı şehri, yaşadığı kasabayı, yaşadığı köyü sevmek zorundadır. Aile sevgisi, kardeş sevgisi neyse insanın bağrından koptuğu yöreye yönelik duyduğu sevgi de öylesi gücü bir sevgidir. Ülkelerin, insanların ileriye gitmesini, ülkelerin, insanların daha iyi bir birlik oluşturur, beraberlik oluşturur. Biraz önce Ağaç Ahmet ifade etti, köyüne duyduğu o sevgiyle bağları yardı, sizlere su çıkardı. Ben bu yörede yaşayan, bu köyden kopup başka yörelere giden ama köyünü unutmayan, bugün de burada sizin misafiriniz olan, bizim de misafiriniz olan, herkese tekrar hoş geldiniz diyor. Dirliğinizi, çocuklarınıza iyi bir şekilde miras olarak kalmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Sevgili kaymakamlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.
lan! Var olsun lan! On iki imamların kurbanıyım ben. Anam kısır koyun, atam Cebrail. Nefesinden halk oldum ikkabı kain. Bilendik çağın, kalkınlı soyun. On iki imamların kurbanıyım ben. Salak koçuna bile yayıldı. Hak emretti güğü, güğü dayıldı. Perşahlar geldi, düğüm sayıldı. 12 imamların kurbanıyım ben. Etlerimi lime lime ettiler. Tüycimizimi 7 kere yırttılar. İmamların kurbanıyım ben. Derdi kalim, kanım ne o aha dökmen. Kemiğimi satın altında ezmen. Prim gelmeyince postumdan çıkmam. 12 imamların kurbanıyım ben. Yine sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul'dan bir telefonumuzla bize karşınıza görülen itfaiye arabasıyla suyu gönderen değerli belediye başkanımız Sayın Duran Evren Bey de bize katıldılar. Sağ olsunlar, hoş geldiniz diyorum Sayın Duran Evren. Ve sizi bu güzel arada bir iki kelime konuşmak için sahneye davet ediyorum. İstanbul'a gelen sahne alacak sanatçı arkadaşlarımız lütfen sahne arkasından sırasını alsınlar ki programımız devam etsin. Sevgili başkan, değnek vasıtasıyla böyle etkinliklerin çok faydası var. Bakın İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, hatta yurt dışından bugün için buraya gelen orman özlü köylüleri hep beraber burada buluşuyorsunuz. Birlikteliği, mutluluğu birlikte beraber yaşıyorsunuz. Onun için ben öncelikle bu birliğe, beraberliğe vesile olan başta muhtarınız ve dernek başkanını, dernek yöneticilerini kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir dernek olması belki de orman özlü köylüleri İstanbul'da, İzmir'de bile birbirlerini unuturlar. Ama dernek sayesinde orada bir araya geliyorlar. O birliği, beraberliği burada beraber yaşıyorlar. Birliğinize, beraberliğinize, birliğinize ihtiyaç var. Ülkenin birliğinin, ülkenin bütünlüğünün, ülkenin huzurunun yolu önce sizin birliğiniz, sizin beraberliğinizden geçer. Onun için bu güzel etkinliklerinize ben de katıldım. Fırsat buldukça her yerdekine katılıyorum. Bunlar bence birlikle beraberliği pekiştiren, bizim de desteklememiz gereken güzel etkinliklerdir. Ben şunu söylüyorum, bu etkinliği biraz daha büyüterek devam edin. Daha genişletin. Allah nasip ederse 6-12 Eylül arasında da biz Tuğla'mızda güzel bir festival yapıyoruz. İstanbul'daki, İzmir'deki, dışarıdaki orman özü köylerimizi ve buradakiler zaten davetli. Hepinizi o festivale davet ediyorum. Özellikle 8'indeki gece açık hava konserinde İsmail Büyük var. O konser çok muhteşem oluyor. Hepinizi davet ediyorum. Hepiniz davetlisiniz. Sizin birliğinize, beraberliğinize inşallah demin dedim ülke birliğe, beraberliğe, huzura kavuşacak. Tabii ki biz önce Turhan için bu adım atıyoruz. Bu birliği, beraberliği Turhan'a yaşıyoruz. Hatta bu birliği yatırımlara, yeni yeni yatırımlara, yeni yeni iş alanlarına, istihdam alanlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu düşüncemiz de burada İstanbul'daki orman özlü köylerine ifade etmeden geçemiyorum. Onlarla birlikte olmaktan, beraber yatırım yapmaktan mutlu olurum. Hepinizi tekrar saygılarıma selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun Sayın Başkanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi mutlu ettiniz. Sahne görevli her içindeki arkadaşlar buradan ayrılsın.
Benden sonra size paha biçilmez iki eser bırakıyorum. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim ruhun gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, binmeyen helak olur. Ben ilmin beldesiyim, Ali onun kapısıdır. Kim beldeye girmek isterse o kapıdan girsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir insanın şeytanı kendi nefsidir. Rütbelerin en alasının ilim rütbesidir. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. İki şey vardır ki aklım, Hazreti Ali sallallahu aleyhi ve sellemin. Dünya ve ahiret akıl ve fikir ile kazanılır. İmam Hasan sallallahu akıl ancak hakka uymakla erişkin olur. İmam Hüseyin sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede görsem gönlü kırık merhem ol sen. Öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen. Hoca Ahmet-i Yesevi. Evet, görevlerden sahneye bir adet sandalye. Lütfen bir adet sandalye. İlim okumaktan garaz, kendi hüzünü bilmektir. Yunus Emre. Kadınlarınızı okutunuz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Bir hadilet taşı beni. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kadın tepin olursa insanlık çöker. Tepinize düşen göre akılları cehalete düşmemek için hazırlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili dostlar, değerli canlar. Biz ta İstanbul'dan geldik. Buraya kültürümüzü getirdik. İstanbul'daki kültürü. Kültür olur da kültürel dernekle mesaj göndermez mi? Tam buraya kadar mesaj gönderiyor. Aşkımızın reis hazırlanıyor. Herkes tanıyor bunu. İstanbul'dakilerle Ormanlı'dakiler biliyor. Karacaahmet Sultanı. Karacaahmet Sultanı da bizim haftada bir kurbanımız oluyor. O zaman dernek başkanı, sevgili Can, sevgili dedemiz Muharrem Ercan Beyefendi bu etkinliğimize bir mesaj gönderdiler. Değerli canlar, sevgili dostlar, Karacaahmet Sultan Külliyesi ve derneği olarak yapmış olduğunuz etkinliği kutluyor. Kurban kesen canların kurbanının Allah kabul etmesini etmesini diliyor. Tüm dostlara sevgiler ve saygılar diliyorum. Karacaahmet Sultan Derneği Başkanı Muharrem Ercan dede. Yine bize çok teşekkür olan bizim kültürümüzü ve felsefemizi dünyaya tanıtan bir vakfımız var. Gem Vakfı. Onun da sevgili Genel Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan bir mesaj gönderdiler etkinliğimize. Gem Vakfı Genel Merkezi. Sayın Kamil Dalga, Turhal Ormanızı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı. Derneğimizle düzenlenen etkinliğe katılamadığımdan dolayı üzgünüm. Her yönüyle neşeli ve başarılı geçmesini dileyeceğim etkinliğimize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı. Sevgili dostlar, bak sahnemizde bir arkadaşımız var ki bu arkadaşımızı Ovaçma'da tanıyor da dünyada tanıyor. Şimdi bu arkadaşımız hazırlıklarını yapıyor.
Bu arkadaşımızın babası da aşık, kendisi de aşık. Aşıklık geleneğini soyundan sürdüren bir arkadaşımız. Ozan bir arkadaşımız. Aşık Ozan, Hüseyin Denizhan. Hüseyin Denizhan, 1983 yılında kurduğumuz Turhan Kültür ve Denizme Derneği'nin zakiridir. 1983'te Hacı Bektaş Veli Kültür ve Denizme Derneği'nin Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlemiş olduğu etkinlikte Turhan Kültür ve Denizme Derneği Sama ekibini oraya getirecek. Burada sevgili Ozan'ımız Hüseyin Denizhan Beyefendi, Turhan Orman Köyü Kültür ve Denizme Derneği'nin Sema ekibinin zakirliğini, yani aşıklığını yaptı. Orada bu sesler ta dünyaya kadar yayıldı. Daha dün Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da bizim Sema ekibimiz gitti. Sema ekibimiz dünyaya sesini duyurdu. Turhanların sesini duyurdu. Oğacıkların sesini duyurdu. Ulutepe'lilerin sesini duyurdu. Tüm dostların sesini duyurdu. Kimin sayesinde? Aşık Hüseyin Denizhan sayesinde. Bu aşıklar olmasa sesimiz sevgili Hüseyin Denizhan. Hazırsınız galiba. Hüseyin Denizhan da programa başlamadan önce size birkaç kelime edecek. Buyurun Hüseyin Denizhan. Hadi gelin oynayalım. Evet. Sayın Kaymakamım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, cümleten hoş geldiniz diyorum. Programına başlamadan önce erik bir tekne olarak bir şiir okuyacağım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bir zamanlar tekkede çalınırdı sazlar, semahlar dönerdi gelinler kızlar, yeşile bürünmüş kızlar, nasıl metideyim eritti tekkem seni. Bir yanım yelardı, bir yanım duzla, çamurdan çıkılmıyor arabayı gazla, sonbaharda çöküyor dumağıyla gezle, nasıl metideyim köyüm ben seni. Tekke çalının taşı çoktur, gelenin gidenin yaşı yoktur. Kamil başkan sana diyeceğim çoktur, nasıl metideyim başkanım ben seni. Kadir muhtarım böyle olacak, gözlüyor yolları vali kaymakam gelecek. Tozlu topraklı yollar böyle mi kalacak, nasıl metideyim muhtarım seni. Ben de çıksam tekkenin kaşına, selam söyleyin başkan Ali Karakuş'a. Kurbanlar getiren tüm vatandaşa, nasıl metideyim erikli tekkem ben seni. Kara çavuş ağaçlar şaşıyor, bir yanına kurbanlar pişiyor. Orman özü birlik olmuş koşuyor, nasıl metideyim köyüm ben seni. Ozan Hüseyin'im imlendim, yürüyle ağaçların yoluna, kurban olan toprağına, kozuna. Sayın Valim, bir de orman üzerinin yoluna, nasıl metideyim köyüm ben seni. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun diyorum. Biz de sevgili Ozan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunu ayarla da şey şarj yapsın, kafa değil de. Daha sonra çekin, tamam mı? Baba! Ne oldu, kafa şey mi kaybettin? Sabah. Telefonu da şarj yaptırdım. Bana ver bir dakika. Thank you.
Tamam dur sen. Yeter. Çek.